Tübbebek yaptırmak isteyen insanlar ne yapmalı? Bence en kapsamlı sorulardan biri. Evvela tübbebek kararı nasıl verilmeli? Mutlaka tabii ki bunun için bir kadın doğum doktoruna çiftin gitmesi lazım. Kadın doğum doktorunun olmazsa olmaz yaptığı testler var. Bu testlerin başında evvela çift bir sene evli kalmış mı? Beraberlikleri yeterli olmuş mu? Bir kere onu bir değerlendirmek lazım. İnsanlar var, yeni biliyorsunuz trendle evleniyorlar. Karısı bir yerde çalışıyor, kocası bir yerde çalışıyor. Beraber olamıyorlar hamile kalabilmek için. Dolayısıyla bir kere onu sorgulamak lazım. Ondan sonra kişiye yapılan tabii bir kadın doğum muayenesi var. Kadın doğum muayenesinde adetin ilk 2 günü içinde yapılan hormon testleri. Bu testler beyin üstü merkezlerle yumurtalık arasındaki sağlıklı ilişkiyi gösteriyor. Bir de tabii yumurtalıklarda kaç tane yumurtacık kesesi var diye bakıyoruz. Yani folikül diyoruz. Biz bunlara preantral folikül diyoruz ve tıp dilinde bunların sayımı var. Diyorlar ki yani eğer 5'in altındaysa yani orada yumurtalık cevabında bir azlık, 3'ün altındaysa bayağı ciddi bir azlık var. Dolayısıyla hastayla bunu paylaşmak lazım. Artı kanalları açık mı? Bilindiği gibi bebek olabilmesi için mutlaka ve mutlaka rahim kanallarının açık olması lazım. Yani histerosalpingografi dediğimiz bir radyoopak maddenin rahim ağzından verilerek kanallara geçtiğini gördüğümüz işleme histerosalpingografi diyoruz. Burada kanalların açık olmasını görmemiz lazım ve rahimin içinde de düzgün bir kavite dediğimiz boşluk olduğunu görmemiz lazım. Bu da bakıldı, bu da normal. Eşine bakıyoruz. Eşiyle ilgili sperm testine bakıyoruz. Spermin sayısı önemli. Yani 20 milyon en az olması lazım. Hareketinin %50'den fazla olması lazım. 100 tane sperm saydığınız zaman sağlıklı sperm sayısı morfoloji olarak %4'ün üstünde olması lazım. Bütün bunlar baktığımız en önemli noktaların başında geliyor. Şimdi bunlara da baktık. Bunlar için de bir karar verdik. Karşımıza gelen çift yeni evliydi. Yeni evli çifte dedik ki sizin yumurtlamalarınızla ilgili sorumunuz var. Çünkü mesela diyelim sizde polikistik over var. Dolayısıyla sizin evvela yumurtalıklarınızın uyarabilmesi için kilo vermeniz gerekiyor. Yani vücut kitle indeksini düşürmeniz gerekiyor. Böyle bir tedavi vermeyi evvela planlarız. Yahut eşine baktık, sperm sayısıyla ilgili değil, hareketiyle ilgili bir takım sıkıntılar var. Ha, o zaman o sperm hareketini arttırıcı bazı destekleyici tedaviler vermemiz lazım. Yine hanıma baktık, yumurta rezervleri polikistik değil de az. Çok az. O zaman bir destekleyici tedavi verip birkaç ay bakıp bu yumurta rezervlerinin ne kadar ileriye gidip gidemediğini görmek lazım, takip etmek lazım. Yani sonucunda tüp bebek kararını mutlaka ve mutlaka kadın doğum uzmanı, erkeğe de bakan üroloji uzmanı birlikte karar veriyorlar. Bu kararı verdikten sonra bize bir çift geldiği zaman nelerle karşılaşacak? Sizi onlarla paylaşmak istiyoruz. Bizim yapmamız gereken doğruları onlarla paylaşmak. Doğrular içinde bütün bu deminden beri anlattığım her şeyi onlarla paylaşmak. Doğru başarı oranlarını paylaşmak, merkezin başarı oranlarını paylaşmak. Kolay olmayan vakalarda nasıl yönetileceğini anlatmak. Mesela kolay olmayan vakaların başında düşük yumurta rezervi olan hastalarımız var. Düşük yumurta rezervi olan hastalarımız neler? Yani yaşı ileri. Her iki overde de yani yumurtalıkta da sadece sağda 2 tane, solda 1 tane varsa işte bu düşük yumurtalık rezervi. Ama bizim için her yumurta çok kıymetli. Mühim olan zaten bir yumurtanın bir spermle birleşmesiyle meydana gelen bir embriyonun rahimde tutunması ve bebek halinde gelişmesi değil mi amacımız? Ama işte kolay değil. Bu hikaye o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla kendisine bunun için kullanacağımız teknolojinin konvansiyonel tüp bebekten farklı olduğunu anlatmamız lazım. Konvansiyonel tüp bebekte kişiler geliyor, tetkikleri yapılmış, kararı verilmiş ve biz tüp bebek tedavisi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz derken
Kişinin yumurta cevabı, sperm cevabına göre verdiğimiz destek tedaviler, kişiye verdiğimiz destek tedaviler, yumurta arttırıcı tedavilerle yumurtlama tedavisine başlıyoruz. Büyütüyoruz, çatlatıyoruz, yumurtayı dışarı alıyoruz ve içeriye koyuyoruz. Bu normal bir tüp bebek. Ama düşük rezervli olan bir hastada biz şunu anlatıyoruz. Sizin tüp bebek tedaviniz bir siklusta bitmeyecek. Çünkü size bizim havuzlama metodunu yapmamız lazım. Nedir havuzlama metodu? Sizden az yumurta çıktığı için belki bir siklusun içinde, yani bir adet döngüsün içinde yumurtanın birini alıp dışarıya tekrar ilaç verip bir daha almak. Ertesi ay bunu tekrar etmek. Elimizde de bunu niye yapıyoruz? Sağlıklı embriyo sayısı fazla olsun. Embriyo sayısı fazla olunca rahim içine yerleştireceğimiz sağlıklı ve güzel bölünen embriyoyu koyma şansımız daha fazla olsun. Dolayısıyla demek ki tüp bebekte herkes aynı değil. Tüp bebekte bir dediğimiz gibi genç hasta var, bir de hem yaşlı hem yumurta rezervi düşük olan hasta var. Ha diyeceksiniz ki çok genç hastalar var, onların da yumurta rezervi düşük. Onlara da aynı cümleleri söylüyoruz. Yani maksadımız bu yumurtalığı bir tane, iki tane de olsa çalıştırarak yumurta elde etmek. Ha işte bunlara altın yumurta diyen var, çok kıymetli yumurta diyen var ama sonuç olarak bu yöntemle daha başarılı yollara gidiyoruz. Geçen katıldığım bir kongrede şöyle dediler. Artık zaten etrafta nedense kadınlar daha geç evlendiği için. Bir de Dünya Sağlık Teşkilatı raporlarına göre erkeklerin spermleri %60 kötüleştiği için bizim kötü vakalarla karşı karşıya kalma şansımız daha fazla. Dolayısıyla biz kötü yumurta cevabı yahut kötü tüp bebek cevabı verecek hastalarla nasıl baş etmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz, bilmeliyiz ve hastaya da o şekilde anlatmalıyız. Tüp bebek evet bir metot ama yapılmayacak kişiye yapılmaması lazım. Zor vakaya anlatmak lazım. İşiniz zor. Planımız bu. Bu safhalardan geçeceğiz. Kolay vakaya anlatmanız lazım. İşiniz kolay ama gebe kalma şansınız %50'dir maksimum. Yani her doğruları anlatmak lazım. Bunun yanında bazı çiftler psikolojik danışmanlık isteyebilirler. Ve bizim merkezimizde bunu uyguluyoruz. Çok sıklıkla olmasa dahi akupunkturla daha rahatlattığımız hastalarımız var. Bilindiği gibi bu Çin tıbbı, tüp bebek Çin'de de çok fazla yapılıyor. Orada rutine girmiş akupunktur. Yani yumurta tedavisinden önce, yumurtama toplamasından önce rutin yapılıyor. Ama baktığınız zaman hani başarıyı çok mu arttırıyor? Hayır. Ama metotlardan biri. En önemli nokta bence karı kocanın konuya birlikte bakış açısı ve karı kocanın birlikte birbirlerini desteklemesi. Çünkü bu bir süreç. Sıkıntılı bir süreç. Bu süreçte karı kocaya en büyük desteği verecek olan tüp bebek merkezindeki doktor, hemşire, embriyolog. Yani bu bir ekip işi. Tek başına yapılacak bir iş değil. Bir iğnenin yapılması sırasında bile hasta mutsuz olabiliyor. Hastayı orada desteklemek, daha doğru yapmasını sağlamak için eğitim vermek. Ara sıra sizi telefonla arıyor. O telefonlara, o WhatsApp'lara cevap vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi başarı hikayesi olan çok yüksek sayıda insanımız var. Ama başaramadığımızda çok hastamız var. Bu dünyanın en iyi merkezlerinde de var, bizde de var. Maksat en iyiye doğru yeni teknolojilerin ışığında ne yapabileceğimizi hastayla birlikte paylaşarak başarıya birlikte gitmek.